Merhaba arkadaşlar. Bugün kuruttuğumuz kuru un fasulyemiz var. Yeşil kuru fasulye. Onun yemeğini yapacağız. Et olarak yapacağız. Geçen bir takipçim sormuş. Haşlanıp haşlanmadığını. Kuruttuğumuz fasulyeyi haşlıyoruz. Bol suda haşlıyoruz. Yarım saat suyunu süzüyoruz. Önce fasulyemizi haşlamaya bırakıyoruz. Çünkü haşlandığı zaman kabaracak. O yüzden suyunun bol olması gerekiyor. Ağzını kapatıyoruz, onu haşlamaya bırakıyoruz. Diğer malzememizi sırasıyla kavuracağız. Onları göstereyim. Yemeğimizin içerisine büyük bir soğan, 3 diş sarımsak. Sarımsağı çiğ tüketemiyoruz. O yüzden her yemeklerimizde sarımsak kullanıyoruz. Fasulyemiz çekirdeksiz. Yani içerisinde tanesi yok. O yüzden tanesinin içerisine yedekten katlıyoruz. O da barbunya. Yani beyaz fasulye değil. Kendi içerisinde bu şekilde taneler oluşuyor. Lezzet vermez için içerisine ben biraz barbunya katıyorum. Taze barbunya alıp dolaba koyuyorum. Haşlarken biraz sonra koyacağım. O yüzden bu bayağı lezzet veriyor. Sizin de denemenizi isterim. İçerisine kuşbaş etimiz var. Baharatımızda kimyonla pul biberimiz var. Tuzu siz ekliyorsunuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. İçerisinde bir tatlı kaşığı biber salçamız, bir yemek kaşığı domates salçamız, bir su bardağı kadar da küçük bir kase domates sosumuz var. 100 gram tereyağımız var. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğiz. Şimdi etimizi kavurmayla başlıyoruz. Kuruttuğumuz fasulyeyi düdüklüde yapıyoruz. Tencerede çünkü pek yumuşak olmuyor. Aynı yaprak gibi biraz sert oluyor. Kuruttuğumuz için. O yüzden düdüklüde yaparsak daha güzel pişecek. Bir de etin kıvamında pişecek. Üzerine 3 bardağa yakın su koyacağız. Suyumuzu ayrı kaynatıyoruz. Onu da kaynamış su olarak koyacağız. Tereyağımızı da ekliyoruz. Çünkü beraber kavrulacak, suyunu salmadan hızlı bir şekilde. Birazcık da zeytinyağı ekliyoruz. Etimiz kavrulurken biz diğer malzememize geçiyoruz. Sularımızı falan doğruyoruz. Bir de arkadaşlar bunu ölçtüğünüz siz artırabilirsiniz. Bu yemek genelde 4 kişilik oluyor. Ailenize göre azaltıp su atabilirsiniz. Soğanımızı soyduk, yıkadık. Sarımsaklarımızı 3'e bölüyoruz. Lezzet çıkmaz için fazla küçük doğramıyoruz. Soğanlarımızı da fazla küçük doğramıyoruz. Düdüklüde pişeceği için biraz küçük olmasın, biraz daha lezzetli olsun. Etimiz biraz daha kavrulsun, suyunu çeksin. Sonra soğanları koyalım. Soğanlarımızı ekliyoruz. Altına kısıp hafif ağzını kapatsak biraz daha tez yumuşar. Bu şekilde kavuralım biraz soğanımızı. Etimiz, soğanımız kavruldu. Fasulyemiz de haşlandı. Şimdi onu süzeceğiz. Salçamızı ekliyoruz. Salçamızı biraz kavurduktan sonra sosumuzu koyacağız. Domates sosumuzu da ekliyoruz. Şimdi fasulyemizi de ekliyoruz.
Benim düdüklüm biraz geç pişiriyor arkadaşlar. Eğer sizin düdüklünüz hızlı pişiriyorsa, eti nasıl pişiriyorsanız onun gibi pişirin. Çünkü fasulye sert olduğu için aynı et sertliğinde oluyor. Taze fasulye gibi olmuyor. Eti pişirdiğiniz saatte sürede o kadar pişirin. Her düdükle aynı pişirmiyor. Ben düdüklümün ölçüsünü anladım. Ne kadar pişirdiğini ettiğini yemeklere göre. Ona göre pişiriyorum. Şimdi baharatlarını da ekliyorum. Her zaman dediğim gibi tuzunu da siz ekleyin. Baharat, başka baharat ekleyebilirsiniz. Şimdi 3 bardağa yakın su koyuyorum. Çünkü suyu fazla tüketecek. Suyumuzda kaynamış su. Yemeğimizi soğutup sertleştirmiyoruz. Kaynar su ekliyoruz. Düdüklümüzün ağzını kapatıp kaynattıktan sonra altını kısıp ona göre süre tutacağız. Büyük gözden orta göz alıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Benim düdüklüm de yarım saatte pişiyor. Dediğim gibi sizin kendi düdüklünüze göre ayarlayın. Eti nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişireceksiniz. Etle beraber pişecek. Fasulyemiz pişti. Biraz suyu vardı. Açık şekilde de biraz kaynattım. Suyunu çektirdim. Siz bir bardak eksik koyabilirsiniz. Yanında ev yoğurdumuz var. Ve yaptığımız lavaşımız var. Eğer mahallenizde yufkacınız varsa yufka alarak tüketebilirsiniz. Daha güzel oluyor. Yufkacımız olmadığı için mahallede biz kendi yaptığımız lavaşlarla yapıyoruz. Onlarla yiyoruz. Kuru fasulye şu anda hazır yemeğe. Yapıp yenir. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.